bakarım. İyi misiniz? İyiyim. Sağlar yatırdım. Saygıdeğer akademik ve idari personeli, kıymetli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak benim için gerçekten bir onur ve mutluluk kaynağı. Sizlerle kendimi güçlü hissediyorum. Sizlerle mutluyum. Sizlerle inanın çok güzel şeyler yapabileceğimize inancım tam. Sizlerle beraber ordumuzun yetiştirdiği bu toprakların evladı, ordunun kıymetli, saygıdeğer Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi, bizim büyüğümüz, bizim önümüzde bir rehber, bir ne diyelim, her konuda kendisinden istifade ettiğimiz, kendisinden güç aldığımız, kendisiyle çok güzel şeyler yapabileceğimize inandığım ve bize karşı olan, üniversitemize karşı olan olumlu, yapıcı, katkı verici, fikir verici kişiliğiyle, kimliğiyle kendisini seviyor, sayıyor ve burada bizlerle beraber olduğu için teşekkürlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, görev başladığım günden bu yana hem akademik, hem idari ve diğer personel arkadaşlarımın mutluluğunu, huzurunu, güvenini, barışa dayalı yapıyı geliştirme, güçlendirme noktasında son derece özen gösterdiğimi herhalde biliyorsunuz. Bu konuda bana inanabilir ve güvenebilirsiniz. Bu inancınızı ve güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bununla beraber içeride sağlayacağımız bu barış iklimini, bu kardeşlik, dayanışma, bir aile olma bilincini ordumuzda, ordumuzun gerek devlet kurum kuruluşlarıyla, Ordu Büyükşehir Belediye'mizle, diğer ilçe belediyelerimizle, STK'larla, toplumumuzla da bunu güçlendirerek Ordu Üniversitesi'nin bu ilde, bu şehirde olumlu, güzel hizmetler yapması gayret içinde olacağız. Bunu yaparken işte Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, büyüğümüz, saygıdeğer, kıymetli büyüğümüz Doktor Hilmi Güler Beyefendi ile de bir bilgi paylaşımı. Zira Sayın Başkanımız bu ülkede 8 yıl dolaylarında Enerji Bakanlığı yaparak Türkiye'nin enerji alanında gerçekten önemli projelere, önemli gelişmelere imza atmış. Aslında ailemizden, içimizden biridir. Ben Sayın Doktor Hilmi Güler Beyefendi, muhterem beyefendi büyüğümüzü bizim aileden biri olarak görüyorum. Sağ olsun her görüşmemizde bana, benim şahsımda üniversitemize tam destek veriyor. Şimdi bugün burada. Sözü çok fazla uzatmadan Sayın büyüğümüzle istedim ki buradaki akademisyen arkadaşlar bir araya gelelim ve bir Amerikalıların yaptığı gibi think tank yapalım. Yani neler yapabiliriz? Potansiyellerimiz nedir? Bu potansiyellerimizi ortaya koyalım, geliştirelim, tartışalım, fikir üretelim. Zaten çok güzel bir slogan ortaya koydu Büyükşehir Belediye'miz. Düşünen, üreten, yarışan ordu ifadesi çerçevesinde bizim üniversitemiz ve akademisyen arkadaşlarımız olaraktan biz de bu iklime, bu kervana katılalım istedim. Bu bağlamda hepinize tekraren en kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Gerçekten benim için güzel bir fırsat, güzel bir onur. Temelini attığım üniversitede sizlerle bir aradayız. Ordulu bir hemşehriniz olarak ilkokulu, ortaokulu, liseyi de Ordu'da okuyan bir kardeşiniz, bir abiniz, belki amcanız olarak öğrenciler için söylüyorum. Sizlerle bir aile toplantısı yapmak istiyoruz. Çünkü şehir ve üniversite denince iki önemli zenginlik bu. Bizim bütün amacımız, hemen direkt kitabın ortasından konuya girip, bu üniversiteyle şehrin mutlaka birlikte hareket etmesi lazım. Yani sizin entelektüel birikiminiz, akademik değerliliğiniz ve zenginliğinizden şehrin mutlaka yararlanması lazım. Bize yol gösterici olmanız lazım. Madem ki hayatta en hakiki mürşit ilimse, bilimse, teknikse, bunu bir kere yapmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi, ben ordunun bütün SWOT analizinde yaptığınız zaman zayıf tarafını, kuvvetli tarafını, fırsatlarını, tehditlerini bilen ve bunu yaşayan ve bunun üzerine kafa patlatan biriyim. Onun için direkt konuşuyorum. Hiç öyle formalite, protokol cümleleri falan olmasına gerek yok. Eksiklerimiz belli, fırsatlarımız belli. Bunu bir an evvel devreye sokmamız lazım. Yani burada yapılmayacak şey yok. Onun için biz bu eksiklerimizi masaya yatırarak hem en azından kendi yaşadığımız hayatın, yaşadığımız sürece, eğer ordulu değilseniz de burada olduğunuz sürece hayat daha güzel hale getirebilirsiniz. Buradan ayrıldığınız zaman da hatıralarınızı beraber taşırsınız. Biz o hatıraların taşınmasında size yardımcı olmak istiyoruz. Onun için bu çalışmaları, bu entelektüel tatmini gelin uygulamalı olarak yapalım. Ben bütün ekibimle sizin emrinizdeyim. Çünkü çok seçkin bir grupsunuz üniversite olarak. Ama bu üniversite öğrencisiyle şehirle buluşmalı. Bunu ben yapacağım. Sizler de elinizi uzatın. Birlikte bu mutluluk türkülerini birlikte söyleyelim. Beraber çalışalım, beraber üretelim. Bütün engelleri kaldıralım. Ve ordu zaten güzel, daha güzel yapalım. Üniversite zaten seçkin bir muhit. Gelin bu kapıları, görünmez kapıları, duvarları açalım ve bunu birlikte yapalım. Burada üç tane kelime var. Ordu'da çok kullanılır bu. Mazeret, bahane, şikayet. Bu üç kelimeyi çıkartmamız lazım. Bunda maalesef üçü de Arapça. Bunun yerine plan, program, koordinasyonu koyacağız. Bu da maalesef üçü de yabancı. Yani hayatımızda mazeret, bahane, şikayet kaldırıp, kolları sıvayıp, iki günümüzün birbirine eşit olmayacak şekilde çalışmamız lazım. Bizden beklenen de bu zaten. Onun için ben bu girizgahı biraz uzun olarak yaptım ama bilerek bu fırça darbelerine belli yerlere dokundum. Tabloyu birlikte yapalım diye size bırakıyorum. Dolayısıyla gerek sosyal hayatta, gerekse sosyal tesislerde, gerekse trafikte, yolda, dolmuşundan şeyine kadar, üretimde, işsizlikte, istihdamda, çevrede, hava kirliliğinde, temiz suydu, ne gerekiyorsa bunları proje önerisi öneri şekline sokalım. Eleştiricisi eleştiriyi alalım, çözümlerini üretelim. Veyahut da oturalım hep beraber yeni bir orduyu, ordunun geleceğini birlikte çizelim. Bu resmi çizmek elimizde. Ben görüşlerinizi almak üzere sözümü de kesiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Fındık 2 milyar dolar. Çikolataya çevirseniz 8 milyar dolar. 2 milyardan 8 milyar. Toprağınızı genişletmeden 4 kat gelirinizi artırıyorsunuz. Seçim sırasında ben Kaş'la Göz arasında 7 saatlik bir uçuşta Gana'ya gittim. Dünyanın en iyi kakaosunun yapıldığı yere. Sonra 7 saatlik uçuşta da geri geldim. Kakao görüşmelerini yapıyorum. Fındıkla çikolatayı, kakaoyu nasıl birleştirip çikolata yaparız diye. Şu anda hanımlar homemade, ev yapımı çikolata yapıyorlar. Ve kursları var. Ve burada yeni bir sektör yayılıyor. Değerli arkadaşlar, biz devletin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. İşte geldik hemen. Valimizle
orada Çetin Ceviz ailesine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Oraya kütüphane ve 4-6 yaş grubu okul yaptırmış. Okul bizden önce kapalıydı. Ben arkadaşlara teşekkür ederim. Bizden önceki yönetime teşekkür ederim. Hemen protokol yaptık Sayın Valiliğimizle. Hizmete açtık. İki, Sağlık Müdürlüğümüzle ön görüşmeleri yaptık. Yerini belirledik. Hemen oraya sağlık ocağı açıyor. Şimdi huzurlarınızda Sayın Bakanım'la da onu da arz ediyorum. Bir protokol yaparak üniversite ve Büyükşehir Belediye'miz arasında ilgili birimler, paydaşlar arasında hocama söylediği çerçevede ortak projeler, ortak çalışmalar, örneğin bizim sahne ve müzik ve sahne sanatları ile Büyükşehir'in ne diyelim kültür sanat ilgili birim arasında biz genel bir protokol imzalarsak Sayın Bakanım bununla ne olur? Bu çerçevede hizmetler yapılabilir. Çambaşı'nda bir otel başlattık. Dördüncü kata çıktı. Yani bizim başlattığımız, temelini attığımız dördüncü kata çıktı. Yanında bir de futbol sahası yapacağız. En süratli, en kısa yoldan kayak merkezi, denizden bir saat uzaklıkta bir kayak merkezi. Dünyada, yani Türkiye'de böyle bir yer yok. Yeri gelmişken, evet. Bakanım yeri gelmişken. Tabii. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çambaşı Kayak Merkezi'nde üniversitemize de bir yer vermişlerdir. Evet. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güle güle kullandın. Güzel kullandın. Yani tabii güzel bir yer. Yani açıkçası belki yani şunu söyleyeyim, imkanlarını daha da iyi geliştirebiliriz. Tarihi eserleri birlikte yapabiliriz, markaları geliştirebiliriz. Çok iyi bir şey grubunuz var sizin. Yani pazarlama eğitimi yapan işletme bölümü var. Yani ben aslında şunu görüyorum, burada müthiş bir potansiyel var, şehirde de var. Hocam, uzatacağız birbirimize elimizi şöyle. Evet, tamam. Şöyle. Böyle birleşeceğiz, tamam mı? Fotoğraf da çeksin. Bunu yaparsak burada, işi bitiriyoruz. Şöyle fotoğraf çok da. Çok çekiyoruz zaten. Evet. Tamam. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Bakanımıza hasaten teşekkür ediyorum. Bizimle bir araya gelmekle bizi de onurlandırmış oldular. Böylece üniversitemizle Büyükşehir Belediye'miz arasında önemli bir buluşma, önemli bir etkinlik, önemli bir çalışma oldu. Bu bir başlangıç. Bundan sonra artık yol yürümeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza tekraren sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla minnettarlıklarımı arz ediyorum. Sizlere de burada olduğunuz için şükranlarımı, sevgilerimi arz ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediye'miz, Ordu Üniversitemiz gönül gönüle, el ele, işbirliği çerçevesinde daha güzel projeler, daha güzel ürünler Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu o ifadeyle düşünen, üreten, yarışan Ordu spotuyla, ifadesiyle güzel çalışmalar diliyorum. Teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Yeah.